Çok da kolay bir film değil ve biraz ağır ama güzel noktası olarak şimdi yani çok uzun sahneler var. Bazen tam filmin düşündüğü ve mesaj verdiği şeyler hakkında düşünüyorsun. Bazen ben böyle uçuyorum, kendime dünyaya gidiyorum, ne bileyim. Güzel ama yani ve Ebru burada yani bence güzel bir rol oynuyor. Şimdi Ebru Ceylan tabii ki yani Ebru enteresan bir bayan çünkü yönetmen, film yazarı, oyuncu, fotoğrafçı ve biz geldik benim noktaya fotoğrafçı. Yani o da tekrar enteresan fotoğraflar çekiyor çünkü yani muhtemelen herkes onun fotoğrafları beğenmiyor. Çünkü biraz farklı bir stil ama gerçekten çok güzel fotoğraflar çekiyor. O yüzden şimdi ben yavaş yavaş böyle Ceylan'a gidiyoruz. Çünkü bence o bambaşka bir ışık bizim fotoğrafçı programına atıyor. Güzel olacak. Sinema büyüsü dört bir yanda. Wilco bu büyünün etkisi altında düşüyor kendi yoluna. Sinema ve fotoğrafla örülü yepyeni bir serüven başlıyor. Serüvenin kapısı Ebru Ceylan'la açılıyor. Merhaba, hoş geldin. Fotoğraflar anı zamana hapsediyor. Düne dair ne varsa zamanın dehlizinde yaşıyor. Biriktirilen anılar yaşamı zenginleştirirken, Ebru Ceylan bugüne dek biriktirdiklerini, yaşama dair kurduğu cümleleri Wilco'yla paylaşıyor. Şimdi sen dedin, film okudun, fotoğraf çekmek çok seviyorsun ama aynı anda oyuncu, yazarsın, yönetmensin. Yani çok böyle farklı disiplinli bir bayansın. Ama hangisi en seviyorsun? Hangisi? Sinema okudum ama sinemayı çok seviyorum. Fakat üretim aşaması benim karakterime çok uygun olmadığını zaman içinde hissettim sinemanın. Fotoğraf o anlamda hani daha çok ilgimi çekti. Çünkü yalnız üretilebilen bir sanat. Benim için çok temel bir farktır sinema ile fotoğraf arasında. Ama arada kısa filmlerde yapıyorum tabii. Kısa filmleri de yalnız yapıyorum yalnız. Ancak öyle olduğunda benim için hani katlanılabilir bir hale geliyor sinema üretimi. Hangi rüzgar seni İstanbul'a getirdi? Okumak için geldim İstanbul'a. 15 sene önce üniversite sınavlarına Ankara'dan girdim ve hem fotoğraf hem sinema sınavlarına girdim. Sinemayı kazandım ve o vesileyle İstanbul'a geldim. Ama senin için tabii ki şimdi film okudun, fotoğrafçı olmak daha kolay. Çünkü görüntü hakkında düşünüyorsun. Büyük bir avantaj değil mi? Film okumak, sonra fotoğrafçı olmak ya da tam ters fotoğrafçılık okumak. Kesinlikle büyük bir avantaj. Zaten sinemaya başlamadan önce, İstanbul'a okumaya gelmeden önce Ankara'da fotoğrafçılıkla ilgileniyordum. Yani fotoğraf çekiyordum. Sinemaya başladığımda çok yabancılık hissetmedim, çok zorlanmadım. Daha sonra tekrar hani fotoğrafla yoğun bir şekilde ilgilenmeye başladıktan sonra çok özgür hissettim kendimi. Evet. Yani bir anda bir hareket yapabilirsin. Ne bileyim yani abartıyorum belki ama şimdi foto kamera ile böyle o taraf yok sevmiyorum. Yani o taraf gidiyorsun çekebilirsin ama bir film set o taraftan oraya değiştirmek imkansız. Kesinlikle. Hem teknik olarak çok zor. Hem işte zaman olarak çok zor. Çünkü bütün bir gün gidiyor mesela birkaç ufak değişiklik yüzünden. Bir sürü dezavantajı var aslında. Sen biraz önce dedin, okula gittin, film okudun ama daha önce fotoğraflar çektin. Hı-hı. Mutlaka film bölümünde fotoğraflar çekmek öğrendin. Hı-hı. Yani kurallar, ne bileyim kompozisyon falan filan. Sence hangisi bir avantaj? Bazen eğitim almak bir dezavantaj oluyor mu? Çünkü belli kurallar öğreniyorsun. Yani sen nasıl ne düşünüyorsun orada? Aslında şöyle, hiçbir şey bilmeden
bu işin akademik eğitimini alan bir insan birazcık o işi orada öğretildiği kadar anlıyor. Yani onun dışına çıkamıyor okul bittikten sonra bazen. Ama mesela daha önceden belli bir birikimin varsa, o konuyla ilgili bir fikrin varsa, teknik bilgin varsa, bir görüşün varsa, sanatsal bir görüşün, okul belki bir şeyler katıyor ona. Ve okul bittikten sonra ondan, o bilgilerinden tamamen sıyrılabilip yani kendi tarzında devam edebiliyorsun. Ama hiçbir şey bilmeden girdiğinde belki biraz sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir hale dönüşebiliyor akademik eğitim. Şimdi mesela bir çocuk bir kamera ver, o çocuk ne seviyor çekiyor. Çok dürüst, çok temiz, saf fotoğraflar çekiyor. Sade. Ya o, onun bakış böyledir. Hep böyle kurallar, kompozisyon önemli değil. Yok, o çocuk o beğeniyor, o çekiyor. Şimdi 10 sene sonra hala sevdiği şeyler çekiyor. Belki biraz daha bizim gözlerden, bizim fikrimlerden daha iyi fotoğraflar çekiyor. Ama hala kalptan çekiyor. Kurallardan, yani o eğitim almaktan sonra evet, o saflık, o duygu yok oluyor. Şimdi aslında sinemada, fotoğrafta teknik olarak bir eğitim alınması gereken sanatlar. Fakat estetik eğitim meselesi, o işte okulda öğretilebilecek bir şey değil. Ya biraz şeytanın avukat oynadım burada ama ben aynı kabul ediyorum. Tabii ki eğitim gerekiyor ama eğitim almaktan sonra pazar senden. Yani özgürlük sende. İşte. Ve bu kabus bana çok hoşuma gidiyor ya. Bak şimdi kaç tane gemi falan görüyoruz, vapur. Her vapurda insanlar oturuyor. Birisi ne yapıyor bilmiyor. Biz iki vapur aynı anda görüyoruz. Yani manyak hikayeler yapabilirsin burada yani. Böyle beyin patlıyor gibi. Ah. Özellikle sabahları çok güzel oluyor. Balıkçı kayıkları oluyor. Ve daha gün aydınlanmamış oluyor. O balıkçı motorlarının küçük ışıkları evet, simsiyah denizin üzerinde böyle salına salına ve motorun sesi de duyuluyor. Pat 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 sesi duyuluyor ve çok hakikaten muazzam bir görüntü. Ama İstanbul yani enteresan bir yer ya. O kadar güçlü ki ama iki taraf güçlü bir şehir. Bir anda vampir gibi bütün enerjiyi alabilir, aynı anda melek gibi seni acayip beslenebilir. Biraz bana otel gibi geliyor aslında İstanbul. Yani nasıl tanımlayacağımı aslında ben de çok bilemiyorum ama gelip geçicilik duygusu veriyor. Sanki bir otelmiş gibi, hiç kimseye ait olmayan, kimsenin de ona ait olamayacağı. Yani İstanbul'dan kaçmak istiyorsun, nereye gidiyorsun? İstanbul'daysam İstanbul'a benzemeyen en yakın yere gidiyorum. Mesela Çatalca diyelim. Çünkü orada geniş düzlükler var. Uzak ufukları görebiliyorsun, köyler var. Tren yolu var, tren istasyonları var. Bu toprakları içinde çok iyi hisseden, çok seven, kokusunu, ışığını, ruhunu çok seven biriyim ve bu yüzden gezmeyi çok seviyorum. Sen peki nasıl bir duygu, sen nasıl bakıyorsun? Ne ifade ediyor gezmek, Anadolu'nun köylerinde dolaşmak? Bir motivasyon, yani birkaç tane var ama bir tane mesela, çevredeki insanlar bazen diyorlar ki yani Anadolu'da hiçbir şey yok. Yani ne yapıyorsun orada? Yani birkaç tane köy var, o kadar. Yok yani mutlaka her köyde, her yerde bir şey buluyorsun, bulabilirsin. Bazen biraz beklemek gerekiyor, biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bazen biraz farklı bir bakış, bir davranış ile gelmek ya da gitmek gerekiyor. Ama mutlaka o zaman acayip bir renk ya da bir lezzet çıkıyor. Yani Türkiye bitmez. Galiba bu bana çok hoşuma gidiyor. Hala bayağı otantik bir hayat görebilirsin. Yani otantik böyle romantik gözleriyle ne bileyim yani oryantalizm falan değil. İnsanlar bu ülkenin zenginliği göstermek istiyorum. Alianoy yok oldu. Yani ama olmamalı. Çünkü o sadece bizim değil yeri. Çünkü tarih 2000-2500 senelik bir tarih. Yani bir anda beton döktük ve gitti. Ya ayıp. Bana göre ayıp. Ve o hakkında çok dikkat etmek gerekiyor ve bizim işimiz o. Sen o zaman kendini nasıl bir proje için hazırlıyorsun?
Önce bir konu seçiyorum. Ön çalışma yapıyorum, fotoğraflar çekiyorum. Oturup masa başında çalıştığım bir dönemde oluyor. Hani ne tarz fotoğraflar çekebilirim? Kabaca böyle bir mizansenler çiziyorum kendimce. Şu tarz bir fotoğraf, bu tarz bir fotoğraf. Sonra onları gerçekleştirmeye başlıyorum. Şimdi genel olarak fotoğrafçılar başka fotoğrafçılar ya da sanatçılara bakıyorlar. Böyle bir fikir almak için. Sen böyle şeyler yapıyor musun ya da yok, ben kendi kafa göre fotoğraflar çekiyorum. Öbürü dünya, bütün dünya bana boş ver. Ben de çok etkileniyorum. Takip de ediyorum. Sevdiğim fotoğrafçılar da var takip ettiğim. Şu sıralar Selimen diye bir fotoğrafçı kadın var. Onun yaptığı işleri çok beğeniyorum. Fotoğraf anlayışını, ruhunu da çok beğeniyorum. Onun dışında fotoğrafçılardan çok aslında ben ressamlardan, edebiyatçılardan, sinemacılardan da çok etkileniyorum. Aslında bir fotoğrafı sevmeme, etkilenmeme neden olan birkaç faktör var. En başta ruh, atmosfer ve ruh. Genellikle Andrew White, melankolik, iç karmaşası yoğun karakterleri resmetmeyi seviyor. Hüzünlü. Bazen de mesela Andrew White'ta açılar, ölçekler hakikaten benim için mükemmele yakın bir formda. Ama öyle olmayan fotoğrafları da sevebiliyorum bazen. Sadece bir ruh halini, küçük bir ışığı peşinden giden fotoğrafların. Mesela bu şey Andrei Tarkovski'nin Polaroid, kendi çektiği Polaroid fotoğraflarından oluşan bir şey. O bir daha asla yakalayamayacağı bir ışığı ve onun onda hissettirdiği o ruh halini fotoğrafını çekmiş. Burada klasik fotoğraf normlarına uymayan hani açısı, ölçeği falan çok özenli değil belki ama burada da çok derin gerçek bir ruh var. Bu tarz fotoğraflardan da etkileniyorum. En güzel eğitim, sanat eğitimi daha önce senden önce yapılmış olanlara bakmak. Bol bol bakmak ve yapmak tabii aynı zamanda. Ve şimdi yani sürekli benim gözler o kitaplardan ekrana gidiyor, ekrandan tekrar kitaba dönüyorum. Ama o ekran, yani bol bol kırmızı çizgiler var. Ne oldu ya orada? Bu şey, Türkiye'de gezdiğim yerlerin harita üzerinde işaretliyorum. Gördüğüm sen hep rotaları. Orada gezdin. Evet, bu kırmızı çizgiyle gördüğün her yer benim geçtiğim yerler. Durup fotoğraf çektiğim, konakladığım. İşaretliyorum Türkiye'nin nerelerini gezmişim, nerelerini görmüşüm. Elimde o tarz bir belge olsun diye. Her fotoğraf bir başka yolculuk. Her fotoğraf gitmek biraz da. İki gezgin fotoğrafçı bir araya gelince yollar alabildiğine uzuyor. Yolculuğun seyir defteri fotoğraf kareleriyle yazılıyor. Yasemin, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Eski neymiş? Seninki ne? Hoş bulduk. Böyle üşümüyor musunuz? Havalar güzel gidiyor. Şimdi sen bu köyü neden seçtin? Yani neden buraya geldin? Burası Çatalca'ya bağlı bir köy ve İstanbul'a yakın olduğu için benim sık sık ziyaret ettiğim yerlerden biri. Hala İstanbul'a çok yakın olmasına rağmen köy dokusunu koruyan bir yer. Başka bir proje için köyü kullanırken tek katlı bahçeli bir yer. Tesadüfen burayı buldum. Burada çalışmayı düşünüyordum zaten, iyi oldu. Bu vesileyle belki tekrar görüşüp o projeyi tekrar hayata geçirebilirim. Ben bugün
bu kamera getirdim artık antika oldu ve bu kullanmayacağım. Ya belki nadir kullanacağım ama pinhole çekeceğim. Sen biliyor musun pinhole? Biliyorum ama hiç denemedim. Bu vesileyle ben de öğrenirim. Orada çok 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 küçük bir delik var. Böyle kendimi yaptım. Yani o kameranın kapağı ve siyah boyaladım biraz. Çünkü o zaman o ışık tekrar dönmüyor. Yani hemen duruyor. Yani böyle fotoğraflar bugün çekeceğim. İnşallah güzel olacak. Ben hiç görmemişim. Şey. Yani o yüzden artık objektif bye bye. Bugün pinhole. Bir bakabilir miyim ondan? Biraz uzun poz gerekiyor diye biliyorum ben pinhole'da. Gerekiyor ama bu sistem ile o kadar uzun değil. What is it? Hey. What is it? Yeah, what is it? Şu ortadan gel. Geç. Ha öyle dur be. Gülümseme. Gülümseme, ciddi dur. Ha öyle dur. Gel bakalım bir. Gel. Bisikletini oraya bırak. Tamam gel. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Geliyorsun. Şurada şöyle duruyorsun. Tamam mı? Gel gel evet ortaya gel. Gülümseme. Ağzını kapat. Ellerini de böyle çok şey durmasın. Şöyle rahat bırak ellerini. Şey hazır ol durma böyle dur. Ellerini şöyle. Bırak böyle. Tamam bırak bırak şimdi bırak kollarını. Tamam. Gülümseme. Tam buraya bak. Tamamdır. Sağ ol. Üşüdün hadi bakalım. Hareket yapıyorlar. O zaman okul başladı. Hadi bakalım. Ama çocuklar için ne güzel bir bahçe değil mi? Evet. Yeşil doğal bir bahçe. Sadece kafanla bana bak. Evet, öyle dur.
Bu Anadolu seyahatlerinde ben bütün hayatımı temize geçiyorum diyebilirim. Gerçek hayatı tekrar hissetmeye ihtiyaç duyuyorum belli zamanlarda ve bu fotoğraf gezileri aslında biraz da onun için bahane oluyor. Yani fotoğraf çekmeye gitmiyorum, fotoğrafı bahane ediyorum çoğu zaman. Şu kollarını koy şöyle. Bunu da bırak, bırak bunu. Öyledir. Bana bak şimdi. Evet, dur öyle bak. Ağzını öyle yapma. Normal dur ağzın. Ağzın normal dursun. Şöyle yan dur. Heh. Tamam, dışarı bak orada. Heh. Biraz daha bacaklarını çek bu tarafa. Heh. Elinle şurayı tutsana. Heh. Şurayı. Tamam. Böyle duruyorsun, tamam mı? Hazır ol da durma. Çok dik durma. Şöyle serbest bırak kollarını. Şöyle kafanı oynatmadan gözünle bana bakacaksın, tamam mı? Ama senin için zor değil mi? Şimdi senin çocuk var. Yani sen kendi çocuğa böyle bir mutluluk vermek istiyorsun. Pozitif bir insan olsun. Ama sonra çocuklar fotoğraf çekiyorsun. Ağır. Hepsi ağır oluyor. Yani sürekli pozitif düşünen, İyimser bir insan olmasını çok tercih etmem aslında. İyimserlikle dünyaya bakan gözlerle çok iyi, hayatın derin anlamlarına ulaşabileceğin eserler yaratma ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum. Ben biraz karamsar bir insanım. Yaşamayı tabii ki seviyorum, hayatı seviyorum ama hayatın karanlık yönlerini de görmeye çalışıyorum, görüyorum, hissediyorum. Bununla yaşamayı da bir şekilde öğreniyorsun. Sen gelsen. Gel. Bak sen bunun senin pozlarım var ya, böyle falan duruyorsun ya, öyle güzel bir duruş yap bana. Sen de çekil bakın karşıya. Geç geç geç. Hayır hayır öyle değil. Senin şöyle duruşun falan var ya böyle. Öyle değil de şöyle falan kolunu böyle yapıyorsun. Gelmişler. Şimdi biz sınıfa gittik. Böyle bakıyorsun. İlk göz kontak mı? Ne oldu? Nasıl oldu onun, proses? Onu anlatmak çok zor bir şey. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bana ondan bir his geçiyor bir şekilde. Yani sevdiğim bir anlamı var yüzünün. Bilmiyorum, anlatmak çok zor. Bizim çekimimiz bitti. Evet. Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Sağ ol. Çok sağ olun. Çocuklar çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin efendim. Size. Görüşmek evet. Üzere. İyi dersler. Çok. Kim yaptı? Anneanneme. Varış noktasında çıkılan serüvenden geriye ne kaldıysa, zihinde ne varsa sonsuzluğa taşınıyor. Gözün seçtiği, ruhla, ışıkla yazılanlar objektifin sihirli kutusunda. Kutuda saklı duransa sınır tanımayan bir zamansız dünya. Ama sen nasıl bir yer seçiyorsun böyle? Şimdi ben böyle gezerken değişik ilgimi çeken bir şey gördüğümde eğer yoldaysam duruyorum ve gidip çekiyorum. Ama her zaman yolda olmuyorum. Bazen de bir köyü gözüme kestiriyorum, o köye giriyorum, park ediyorum, iniyorum ve dolaşıyorum. Öyle olduğu da oluyor. Tam macera. Evet. Süper. İçin sürekli böyle garip şeyler var. Ben pino fotoğraflar çekiyorum ve artık bir tripod kullanmak gerekiyor.
Ama o istemiyorum. Neden ben bilmiyorum. Ya böyle çiğ bir modelle, böyle eski bir teknolojiyle, yani hiç teknoloji kullanmak istemiyorum. Yerde o problem çözülüyor ama o bazen olmuyor. Peki tripodsuz hiç denedin mi? Nasıl oluyor? Tripodsuz? Ben hep hiç tripod kullanmadım. Ya hiç tripodlu böyle, denemedin ama. Ya bir kaya buluyorum ya bir ne bileyim. Kayalar topluyorum, böyle bir şey yapıyorum. Ama tripod kullanmak sevmiyorum. O yüzden kendimi zorlaştırıyorum tabii ki bu iş. Çünkü şimdi 8 saniye. Gülüyorsun. Gülüyorsun. Viko bu ne diyorsun belki. Ya da belki Viko bu ne diyorsun. Bu ne Viko? Evet. O zaman ben seni bir çekeyim. Ben hep kötü taşlar buluyorum. Sonra ben böyle garip garip hareket yapıyorum. Bak yani. Çok güzel. Ateş var. Nereye gidiyoruz? Orta, otur. Evet, sen buraya oturacaksın ama. Ha, burada. Çok dik oturdun. Biraz da öne oturmanı rica edeceğim buraya. Şöyle oturursan, kamera elinde, eller bizde. Ve şu tarafa doğru bakarsan, tam bana değil ama benim olduğum yöne doğru şöyle. Evet. 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 Şimdi bir de şuradan çekeceğim. Bir portre fotoğraf çok abstrakt bir kelime. Bir ya portre fotoğraf ne demek? Senin için. Portreyi genellikle içinde bulunduğu mekanla beraber kullanmayı çok seviyorum. Yani tek başına böyle kelle plan. Şöyle bu şekilde değil ama manzarayla beraber daha etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden genellikle öyle çekiyorum. Ya orada bir hikaye başlıyor. Sen sadece çocuğa, adama, kadına bakmıyorsun. Yok yani o manzara, o arka plan sana bir hikaye anlatıyor. Kesinlikle. Neredesin, ne oldu, ya çok önemli tabii ki bilgi veriyorsun bir anda. Tabii kesinlikle. Evet. Tabii ama zaten genellikle hani onun ikisini aynı anda yakaladığın zaman biraz çekmeye değer buluyorsun. Hani sadece yani ilginç bir yüz, sana ilginç gelen bir yüz tek başına hani arka plandan bağımsız çok dikkatimi çekmiyor. İkisi beraber aynı anda yakaladığım zaman daha çok çekiyorum. Evet. Aslında fotoğraf çekimleri genellikle çok hani yüzeysel başlıyor. Gülerek poz vermeye başlıyorlar. Ben de gülerek fotoğraflarını çekmeye başlıyorum. Sonra gitgide gülme. Sağa bak, sola bak, başını öne eğ, gözlerinle yukarıya bak. Şöyle dur, böyle dur derken fotoğrafı çekilen insan gitgide o gücün etkisi altına girmeye, kararlı bir şeyin etkisi altına girmeye başlıyor ve hakikaten o andan itibaren karşılıklı aramızda daha ciddi, daha derin bir ilişki başlıyor ki fotoğrafta o etki hissedilsin istiyorum. Zaten istediğim anlam orada çıkıyor. Ben çektim ama ne çektim bilmiyorum. Sen pinhole'la bunu mu çektin? Evet.
fotoğraf çekmek değil, fotoğraf yapmak benim için önemli. Resim yapmak gibi. Yani var olandan yeni bir şey yaratmak. Sevmediğin şeyi atmak ve sevdiğin hale getirmek. Hani senin olmasını istediğin hale getirmekten bahsediyorum fotoğrafı. Gerçekliği bozmadan, gerçeklikte çok oynamadan. Biliyor musun, bazen böyle yerlerde, ya tamam bu o kadar ne bileyim yani rustik, romantik bir yer değil ama bazen konuşmak istemiyorum. Anladın mı? Yani böyle güzel dolaştık, fotoğraflar çektik. Acayip keyifli böyle birkaç gün gezdim ve yaşadım. Bazı şeyler gördüm senden. Çünkü ben hiç böyle çalışmıyorum. Yani senin stil o kadar farklı ki. Ben mümkünse mesela insanlar hiç böyle yönetmiyorum. Oğlu gibi ben çekiyorum. Tekrar aynısı bir şey yaptırmak yok. Ya ama sen gerçekten A'dan Z'e kadar adam alıyorsun. Yok sen orada asla oturmasın, orada oturacaksın, böyle baksın falan. Yani bana hoşuma gidiyor. Ben yapamıyorum. Yapamam. Yok, mümkün değil. Çünkü böyle bir tip değilim. O yüzden şaşırdım çünkü çok büyük bir otorite var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diye bir laf var ya. Öyle bir şey sanırım. Belki biraz da sinemadan gelen bir alışkanlık. Yönetmek, istediğin hani durumu sokmak, müdahale etmek. Ama benim için önemli olan dünyanın kendiliğinden olan hali değil. Ben dünyaya, her şeye kendi anlamımı dayatmaya çalışıyorum. Dünyayı kendi istediğim bir hale getirip o gözlerle görmek istiyorum. Benim için anlamlı olan bir hale sokmak istiyorum. Belki o yüzden biraz da fazlaca müdahale ediyorum. Ama gerçekten gerçekliğin kendiliğinden o doğal olan hali o kadar beni ilgilendirmiyor. Yani biliyoruz. Evet.